İyi yayınlar. Şu anda Sabiha Gökçen Havaalanı'nda tarihi bir akşam yaşıyoruz. Alex de Souza 8 yıllık Fenerbahçe serüvenini bu akşam sonlandırdı ve Brezilya'ya uçacak biraz sonra. Eski Fenerbahçeli Yıldız'ın uçağı hemen şu anda arkamızda. Kameraman arkadaşım Yavuz Alp Yamaner'de size Alex de Souza'nın uçağını gösterecek. Sürekli havai fişekler ve işaret fişekleri burada Fenerbahçe taraftarlar tarafından atılıyor. Burası tam bir mahşer yeri ve havaalanı görevlileri sürekli anons yapmak zorunda kalıyorlar. Çünkü uçuş güvenliği engellendiği gerekçesiyle ve Alex de Souza birazdan görüntüdeki uçağa binerek ailesiyle birlikte buradan ayrılacak. Alex de Souza yaklaşık bir 10 dakika önce seyyar uçak merdivenine çıkarak Fenerbahçeli kalabalığı selamladı. Alex'in oğlu omzundaydı ve yanında da eşi Dayan vardı. Tercüman Samet Güzel de yanlarındaydı. Ve Alex buradan kalabalığı selamladı. Kalabalığın yoğun ilgisi var. Kalabalık Alex'in gidişine büyük tepki gösteriyorlar. Ve havai fişekler, maytaplar ve meşaleler hiç sönmüyor. Burası tam bir mahşer yerine dönmüş durumda. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar özgür. Gelişmeler olduğu takdirde biz tekrar size bağlanacağız. İşte Alex de Souza'nın az önce yüksek bir noktaya çıkarak taraftarı selamladığı an, ailesiyle birlikte çocukları ve eşi yanlarında, arkadaşları ve çevirmeni Samet de var. Önemli bir an. 8 sezon boyunca Fenerbahçe'ye büyük hizmetler, büyük katkılar sağladı Alex de Souza. Taraflı tarafsız bütün futbol severlerin, spor severlerin yanında görmüş olduğunuz ailesiyle de birlikte, aile hayatıyla da birlikte örnek kabul ettiği, futboluyla beğendiği, takdir ettiği bir isim oldu Alex de Souza. Böylesi bir gidişi de taraftardan hak etmişti. Taraftar da bunun sinyallerini vermişti. Bir tarafta Alex'in Brezilya'ya gideceği uçağı ekranlarınıza getiriyoruz. Özel bir uçak, özel bir jet. Bir tarafta da Alex de Souza'nın kendisini gidişinde yalnız bırakmayan taraftarlara vedasını, evet, oğlu Felipe'de çok şeker, çok tatlı görüntüler, taraftarlara el sallıyor, selam gönderiyor. Sadece Alex için değil herhalde, ailesi için de kolay olmayacak. Buradan bir rakam söylemek çok mümkün değil ama 1000'e yakın taraftar, belki de daha fazlası olduğunu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görmek mümkün. Gelen bilgiler de bu yöndeydi. Büyük bir basın ordusunun da ilgisi var etrafında. Gündemi uzun süre meşgul eden tartışmanın arkasından büyük bir basın ordusu da var. Onur Turul'a tekrar gidelim. Evet, şu anda Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex de Souza omzunda çocuğuyla beraber uçağa doğru yol alıyor. Sempatik görüntüler var yine Alex de Souza ailesinden. Biraz önce de seyyar uçak merdivenine bindiğinde bu tarz görüntüler oluşmuştu. Şu anda Alex de Souza ve ailesi özel uçaklarına doğru ilerliyorlar. Etraflarında bir güvenlik çemberi mevcut. Basın mensuplarının ilgisi yoğun şu anda ve Alex de Souza birazdan görüntüdeki uçağa binerek Brezilya'ya doğru yol alacak ve 8 yıllık Türkiye serüvenine son noktayı koyacak. Biraz önce yaptığı basının karşısına geçtiği zaman yaptığı konuşmada da sözlerine Türkçe son vermişti. Her şey için çok teşekkür ederim demişti Brezilyalı Yıldız ve şu anda artık son vedalaşmalarını yapıyor ve birazdan uçağa binecek. Duygusal anlar yaşanıyor şu anda. Sabiha Gökçen Havaalanı'nda Alex'in özel uçağının önünde. Alex şu anda uçağa bindi çocuğuyla beraber ve güvenlik güçleri, şu anda özel güvenlik kuvvetleri uçağın etrafındalar. Uçağın pilotu da şu anda uçağa doğru yol aldı. Taraftarlar şu anda havai fişekler atmaya devam ediyorlar ve Alex de Souza'nın Fenerbahçe'deki, Türkiye'deki 8 yıllık serüveni işte bu görüntülerle son buluyor. Biz de Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan sözlerimize son veriyoruz. İyi yayınlar dileriz. Onur, çok teşekkür ederim.